İyi günler sevgili seyirciler. Yeni bir afiş programına hoş geldiniz. Kültür sanat haberleriyle karşınızdayız ve çok müthiş ve değerli bir konuğum var şu anda. Onun evindeyiz, Fazıl Say'ın evindeyiz. Fazıl Say son kitabı, üçüncü kitabı Akılla Bir Konuşmam Oldu kitabını yazdı. Bu hafta çıktı kitap, üçüncü kitabı. Diyor ki bir müzisyen, bir yazar olarak hiçbir iddiam yok. Bir müzisyen olarak yaşadıklarımı paylaşmak istedim diyor. O iddiayla yazmış diyelim. Evet. Evet. Öncelikle yazmayı seviyorsun bir kere. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evin kütüphane bölümüne. Evet. Evin kütüphanesi müthiş bu arada. Evet. Aynen dediğiniz gibi bir edebiyatçı iddiası olmayan anılarını, denemelerini, müzik üzerine, hayat üzerine düşünceleri yoğunlaştırdım. Ve daha önce de sosyal medyada yazdıklarımı toparladım. Bir evet. Kitap oluşturdum. Birçok yazıdan oluşuyor evet. Kitap. Ben de okudum ve çok enteresan. Bu tabii böyle temiz olanını gösterdim de burada benim notlarım var. Sonra her yerine not almaya başladım. Yani bu kitabı gerçekten her tarafında çok güzel fikirler, gençlere tavsiyeler, senin ailenle, kızınla, annenle, babanla, yakınlarınla, dostlarınla olan ilişkilerin, hayatın, müziğe bakışın, hayata bakışın birçok şey var burada. Evet. İlk bölümünde kitabın Dünyam denilen biraz benim zorlu turne hayatımı da anlatıyorum. Ay neler var evet, orada. Evet, bizim mesleğimizde mesela insanların merak ettiği, bilmediği ya da aklına gelmeyen şeylerin nasıl işlediğini, bir kayıt nasıl yapılır, bir beste nasıl yapılır, niye ismi öyle olur vesaire. Derin ve detaylı analiz ve şeylerle, tecrübeyle. Evet, mesela ben orada tam da o kayıt diyorsun mesela. Bestelemek tabii mesela bizim gibi insanlar için bir beste tabii yani düşünülmez bir şey hani. Ama senin için daha hayatın içinde olan bir şey. Ama kayıt konusuna gelince orada galiba bir yani kayıt bambaşka bir işin zor tarafı gibi olur, değil mi? Olur, orada doğru. Kendini dinlemişsin ve evet. Çünkü ne kadar kötü çalmış. Kayıtlar boş salonlarda yapılıyor, konser gibi değil. Ondan sonra bütün çaldığımızdan en iyi şekilde olması için büyük bir gayret sarf ediliyor. Daha iyisi olsun diye değil mi? Orada tek başına bir mücadele içinde bir günlerce bir tek piyano çalarak falan zor bir şey tabii. Öneriler de var. Mesela şimdi sanat kurumunun burada gene ilgimi çeken bölümlerden birinde, yazılardan birinde bir sanat kurumunu bana verseler ben nasıl... yönetirdim. Aynen. Öyle önerisi var. Aynen. Öneri şunu yapardım. Var. Çünkü bütün dünyayı geziyorsun. Bütün dünyanın 5 kıtada aynen. En önemli konser salonlarında mekanlarında konserler veriyorsun ve o sanat kurumlarıyla birebir çalışıyorsun ve fikir ediniyorsun. Ve fikir ediniyorsun. Yani örnekleri görüyorsun. Tecrübesi var. Evet. Sanat kurumları arasında çocuklara çok önem verenleri var. Gençlere önem verenleri var. Bir orkestra sadece ben hafta sonu çalıyorum, gelsinler bir dinlesinler değil artık. Dünyada da değil. Tabii biz son 5-6 yıldır tartışmalardan da geçtik kurumlarla. Çünkü içinde bulunduğumuz ülkenin şartlarında bu tartışmalar itiliniyor. İçine düşünülüyor. Öyle sorunlar da yaşandı. Ama dediğiniz gibi sonra kitabın diğer üçüncü bölümü Şairlerim diye bir bölüm. Biliyorsunuz ben çok fazla şarkı, oratoryo yani sözlü müzikte çok besledim. Bir arkamıza dönüp baktığımızda oratoryolar var, bir sürü şarkı albümleri var. İşte bir tanesinde bir iki haftaya çıkıyor Gül şarkıları. Evet, Gül şarkıları. 10 güne falan çıkıyor evet. O da. Orada kimlerin şiirlerini besledi? Orada Atilla İlhan var, benim ilk kez beslediğim. Ahmet Arif var. Ece Ayhan var, onu da ilk kez besledim. Kemal Süreya, Can Yücel, Nazım Hikmet, Behçet Arslan onlar da var. Kim söylüyor? Güvenç Tarsan söylüyor. Ha. Çok güzel yapmış. Hı hı. Son bölümde de... Konçertolar. Konçertolarım, senfonilerim... Onlara çocuklarım... Çocuklarım tabii. Onlarla aylarınız, yıllarınız geçiyor bir besteyle. Bir orkestra eseri, ne bileyim bir sahne eserini, bir besteci bestelerken aslanım böyle bazen 8 ay, 2 yıl falan sürdüğü oluyor. Ve arkamıza dönüp baktığımızda benim bugün 2017 itibariyle 74 tane eser var. Evet, zaten kitabında değil mi? Burada
enteresan bir sorgulaması da var. 47 yaşındayım ve 74 eser var arkamda. Ve bunalımdayım. Neden bunalımdasın? İşte 74 eser arkamda. 74 eser, 74, şu anda... Hayır, şöyle bir tartışma kendi kendimle aklıyla konuşurken insan 74 eser 74 yaşında hissettiriyor gibi, halbuki değiliz gibi. Ya da onun şakası bağlı. Evet. Sen şimdi yalnız saçımın akında, alnımın çizgilerindesin. Memleketim, 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 memleketim. İnsanlar dinlediği eserlerin bestecisinin ağzından hikayesini dinlemeyi de sever diye düşündüm. Evet, çok güzel hikaye. Yani bir Nazım Oratoryosu nasıl beslendi? Niye beslenendi? Hangi zor şartlarda, hiçbir kurumun desteği olmadan, devlet, belediye sponsor olmadan nasıl çalındı o arenadaki konserlerimiz falan? Veya İstanbul Senfonisi, Mezopotamya Senfonisi neyi anlatır? Hezarfen eseri neyi anlatır gibi kaynak kitap oluşturmak amaçlı. Burada mesela hatırlatmakta yarar görüyorum. Fazıl Say sadece Beethoven, Mozart ya da Bach ya da çalmıyor. Aynı zamanda beste yapıp bu toprakların, özellikle üstünde yaşadığımız toprakların özelliklerini de kendi seslerini, renklerini kullanarak besteler yapıyor ve bunu yurt dışına taşıyor, değil mi? Bu yani sadece ben ama 5 yaşından beri sadece bir yorumcu olarak değil, besteci ve piyanist olarak yetiştim ve benim özüm buydu. Dolayısıyla da hem Türk olma, Türk toprağından gelip buranın melodilerini, ritimlerini, folklorunu dünyaya tanıtırken ve dünyanın müziklerini de Türkiye'ye tanıtırken bana hep köprü kuran müzisyen denmesi Batı dünyasında o yüzdendi. Ama yorumcu Fazıl Say üzerine de pek çok, işte demin bahsettin ya, kayıt durumları nasıl, bir turneden bir konser nasıl veriliyor, niye veriliyor, konserin dışında otellerde, uçaklarda, çok güzel. O şehirlerde neler yaşıyor bir müzisyen az mesela zamanda. Burada bir tane çok güzel anı var. Bir kere oda numaranı şaşırıyorsun. Yani hangi şehirde uyandığını bilmiyorsun. Öyle şeyler oluyor. Çünkü 120 konser demek, 120 ayrı şehir demek. Dünya müzisyenleri turnede, evinin dışında. Yılın üçte ikisi. Ve her gün başka bir ülke, başka bir şehir. Hakikaten bazen uyanıp nerede olduğunuzu bilmediğiniz oluyor. Bir önceki günün oda numarasını açmaya çalışıyorum. Bir önceki otelde. Falan onlar oluyor. Elbette yani. Ve o süreçte ben yalnız başıma yapmayı, menajerle gezmiyorum çoğu zaman. Evet. Her işimi kendim yapmaya çalışıyorum. En kolay öyle. En kolay. Ve tuhaf ama böylesi daha güzel. Benim olsun, tuhaf olsun. Aynen öyle. Bavul olsa dayanamaz yani insan hakikaten. Ben buna 25 yıldır çok alışığım. Yani benim hayatım bu. Ve bu olmazsa belki ben o zaman zorluk çekerim diye düşünüyorum. Yani buna aşina olmak lazım. Evet. Zor bir tempo. O da bir de alışılan bir şey herhalde, aynen değil mi? Alışılması yani bir günde olmuyor da. Tabii. Siz bir yıllık düzenleme yapıyorsunuz. İşte bütün o management ağlarını falan da anlattım kitabımda. Bu 120 konser kim veriyor? Kim organize ediyor bunu? Bu ağ nasıl kuruluyor? Nasıl bir mantık? Bir de nereden nereye gidilecek belli bir mantıkta gitmek lazım. Tabii yani diyelim ki 1 Ocak'ta Hong Kong'dan konser istediler. 2 Ocak'ta İstanbul'da, 3 Ocak'ta tekrar Tokyo'da, sonra 4 Ocak'ta New York'ta. Olmadı. O olmaz. Evet. Yani onların menajerler onların bloklarını yapmak zorunda. Onların o şeyler arasında, teklifler arasında neyi değerlendireceğini düşünmek zorunda vesaire. Yani bunları da biraz anlattığım bölümler var. Evet. Ayrıca şimdi burada büyük bir hedef var. Bu hayatta 100 eser besteci olarak 100 eser bestelemiş olmak istiyorsun. Ve 100 tane de kayıt yapmış olmak istiyorsun. Evet. Son 5 yıl çok fazla. Biz bestecilere eser siparişleri de ediyoruz. Benim için bir orkestra eseri yaz, benim için bir opera yaz diyen dünyanın çeşitli şehirlerinin kültür kurumları bestecilere eser sipariş eder.
onların çok artması dolayısıyla beste sayısı çok arttı. Bu biraz benim kayıt yapmam birazcık son 5 yılda azalttı diyebiliriz. Hmm. Bunu fark edip son 1-2 yılda tekrar bir gaza bastım ve yapmam gereken son 5-10 yıldaki eksiklerimi birkaç yılda tekrar telafi etmek için son derece yoğun kayıt aşamalarına girdim. Yapmam gerekenin henüz 3'te 1'indeyim ama biraz tempoya gaza basmaya başladım o konuda. Peki Beethoven'ın doğumunun 250. yılına 2020. da gelin. 2020. Orada da bir hedef var. Orada bir hedef var. Beethoven'ın bütün sonatları. 32 sonatı vardır Beethoven'ın ve bunlar müzik dünyasının milat taşıdır. Bütün müziklerin arasında görülen en önemli çalışma diye geçer. Hmm. Toplamı 12 saat sürer. Bütün o şeyi, külliyatı 12 saatlik, 12 CD'yi yapmak tabii 2-3 yıla yayılan bir proje aslında. Bu çok çalışmak gerektiriyor. Çok uğraşmak gerektiriyor ve iyi yapmak gerekiyor. Çünkü bunu 20. yüzyılda 5-6 müzisyen yapabildi hepsini birden. 21. yüzyılda da ben iyi bir milat taşı koymak istiyorum yani buna. O yüzden çok uğraşıyorum. Çok kolay gelsin. Sağ olun. Burada Beethoven'e de bir şey mektup var. Var. Bak arkadaş. Bana yardımcı ol. O 5 yaşımdan beri seninle uğraşıyorum. Ne diyor mektupta? Mektup işte bir yani, yardım. Benim Beethoven'la olan bütün bir hayat hikayemde dediğin gibi çocukluğumdan beri çalıp şimdi geldiğimiz aşamada onun 250. ve aynı zamanda benim de 50. oluyor 2020. Ha, orada, güzel bir tesadüf. Orada bir evet şey yapacağız. Onun 250. yılını en güzel şekilde kutlamak için bu büyük projeyi yetiştireceğiz. Hedef bu. O yüzden de yardım gerekiyor kendisinden. Bir de burada bir ilgimi çeken hikayelerden biri de göçmen krizi sırasında bir Suriyeli müzisyen, evet. Göçmen. Evet. Orada sınırda bekletilen evet. Göçmenlerden biri yanına yaklaşıyor ve tanıyor seni. Şimdi o Salzburg. Gözüm doldu onu okurken. Evet, Salzburg çok... tren istasyonu. İnanın belki yıl 2015 falan da 2014. O binlerce, on binlerce Suriyeli göçmeni orada tren istasyonunda tutuyorlar. Onu Almanlar alırız demişler. Bekletiyorlar Avusturya'da. Sınır şehridir Salzburg. Ama bekletiyorlar zaten. Bekletiyorlardı orada. Büyük bir kalabalık yani 10 bin kişi falan bekletiyorlar istasyonda. Ben trenime binmek için orada bavulumla yer açmaya çalışıyorum kendime. Bir çocuk sırtıma dokundu. Fazıl Bey bir fotoğraf çekebilir miyiz dedi İngilizce. Evet dedim ben de piyanistim dedi. Siz dedim Suriyeli misiniz? Evet dedi. Mülteci misiniz burada dedim. Evet dedi. Piyano çalıyorsunuz klasik müzik yapıyorsunuz dedi. Evet dedi. Ben biraz şaşırdığımı belli ettim. Ben ailemi de getireyim dedi. İşte annesini, kız kardeşini, babasını da getirdi. Yani beraber fotoğraflar çektik. Ya ben aylardır piyano çalışamıyorum dedi. Ay, ondan sonra ben de dedim, ya o zaman dedim sana bir telefon numarası veriyorum. Burada Mozarteum var Salzburg'daki şeyde, yüksekokul. Oraya git, kime sorarsan sor, benden geldiğini söyle. Sana bir oda ayarlasınlar ve... çalıştı. Sonra da hakikaten aylarca çalışmış. Bütün gün piyano çalıyormuş orada. Neyse yani haberleştiniz karın, mi sonra? Tabii o gelip Beethoven Festival şeyinde benim Beethoven Akademisi'nin verdiği ödülle geçen kış konuşmuştuk. O ödül töreninde çaldı o çocuk. Yani, şimdi şöyle dünyada bu da bir işte diyalog yani bir Alman her zaman Beethoven çalar ama oradaki göçmenin sürünen bir insanın ama Beethoven'ın zaten gelip, felsefesinde de felsefesi var. Yüzünden evet dünyaya açıklığı evet. Yüzünden Beethoven'ın yani belki şeyinde hayallerinde bütün dünyadaki sınırsız, bütün insanlara tabii. Ulaşmak ve evet. Sevgiyle kucaklamak evet. Vardı. İşte Suriyeli bir müzisyen onun o kucaklamasına cevap veriyor. Bu peki, önemli. O yani müthiş bir şey. Orada seni görmeyebilirdi. Evet, hayatının şans. Akışı değişmiş şans. Çocuğun. Evet, değişti. Hakikaten öyle. Yani
hepimizin hayatları aslında böyle bir akış, böyle bir yerden bir şey dokunuyor, oradan bambaşka bir şey. Aynen. Son olarak müthiş bir proje demeyeyim de bir esere imza attın. Atatürk'ün o müthiş vizyoner bakışıyla Yalova'daki o köşkün yerinin değiştirilmesi olayı, evet, üzerine sen güzel bir beste yaptın. Evet. Ve onu 10 Kasım'da çaldın. Evet. İstanbul'da çalınmadı da ama. İstanbul'da 23 Aralık'ta ilk kez seyirciyle buluşuyor. İki konserde, biri saat 3'te başlayan, biri 8.30'da başlayan Yürüyen Köşk Volkswagen Arena İstanbul'da konserimiz olacak. Bu bir 20 dakikalık uzun bir anlatımı olan, evet, Atatürk'ün doğal sevgisini, o çınardanını kestirmemek için köşkü raylarla kaydırışını, onu da anlatıyor ama Atatürk'ün mücadelesini, içsel dünyasını ve bizim bu 80 yıl sonrasında hala Atatürk gibi bir devrimci liderin olmasından duyduğumuz gururu ve duyguyu da anlatmaya çalışan bir eser. Zaten bunların hepsini aslında doğa sevgisi içinde de bütünleyebiliyoruz. Atatürk'ün diğer tüm liderlerden farklı kılan özelliği de oydu, onu kimseyle karıştırmamak lazım. Burada programımızı sonlandırıyoruz. Bir kere daha gösteriyorum kitabımızı. Evet. Fazıl Say'ın Akılla Bir Konuşmam oldu. Teşekkür ediyorum. Kütüphaneyi ziyaretiniz için burada. Biz teşekkür ediyoruz. Bu güzel kütüphanede ve evde bizi ağırladığın için. Sağ olun. Fazıl Say'ın konserini hatırlatalım. 23 Aralık'ta olacak. Yürüyen Köşk, Fazıl Say'ın yeni bestesi, İstanbul premierini yapıyor. Afişte şimdi sinema var sırada. Altın Ayı ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun son filmi Buğday da bu hafta vizyona giriyor. I once met a young and very bright geneticist. He argued that we would never be able to. Ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Leyla İpekçi ile yazdığı ve çekimlerini 3 farklı kıtada gerçekleştirdiği filmin başrollerinde Jean-Marc Barr, Ermin Bravo ve Grigori Dobrigin yer alıyor. Buğday'da şehri terk eden Cemil ve tohum genetiği uzmanı Erol'un yetiştirecekleri tohumlar için çıktıkları yolculuk anlatılıyor. Bir kere de burnunu saçma sapan işlere sokma be. Köyden kız mı kaçırdı? Ne işi var oğlum bagajda? Ya kız önüme düştü. Birilerinden kaçıyormuş, çarpıştık. İyi misin? Bana mı sordular oğlum kaçarken? Ne yapıyorsunuz be? Haftanın bir diğer yerli filmi Kardeşim Benim 2. Burak Özçivit ve Murat Boz'u yeniden bir araya getiren devam filminde Hakan ve Ozan kardeşlerin sürprizlerle dolu yeni maceraları anlatılıyor. Abimler. Filmin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi Mert Baykal oturdu. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I've had 27 surgeries. They tell me to breathe, to see, to hear without a hearing aid, but Stephen Tchaikovsky'nin yönettiği Mucize, August Palman adlı bir çocuğun ilham verici hikayesini anlatıyor. You know what an eraser is, right? Look at his face. I've never seen anything that ugly in my life. Julia Roberts ve Owen Wilson'ın başrollerinde yer aldığı filmde genç oyuncu Jacob Tremblay'nin performansı dikkat çekiyor. You are not ugly, Augie. You just have to say that because you're my mom. Because I'm your mom. RJ Palacio'nun aynı isimli romanından uyarlanan filmde August, doğuştan gelen yüzündeki farklılıklara rağmen sıradan bir çocuk olduğunu göstermeye çalışıyor. Sırada tiyatro önerilerimiz var. 21. Tiyatro Festivali sona eriyor bu hafta sonu. Pazar günü sona eriyor. Festivalden birkaç önerimiz olacak size. Ayrıca diğer sahnelerde neler var onlara bakacağız. Haftanın tiyatro ajandası birbirinden renkli oyunlarla dolu.
Entropi Sahne, yeni oyunu Boşşehir'le Kadıköy'de bulunan kendi sahnesi dışında bu akşam ve sezon boyunca Unique İstanbul'daki Glass Room Unique'de perde açacak. Ben her yaz aynı evde yaşamak zorunda mıyım? Emre Altuğ'un başrolünde yer aldığı Azizname bu akşam Trump Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek. Bakın hala orada nakli yapılabiliyorsa ona böbreğimi vermek istiyorum. Tiyatro Adam'ın eğlenceli oyunu İntihar'ın genel provası 28 Kasım Salı'dan itibaren sezon boyunca her salı Trump Gösteri Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. 21. İstanbul Tiyatro Festivali için son günler. Bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenecek Yalnız, yarın ve pazar akşamı Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek İhanet ve pazar günü Yunus Emre Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak olan Seni Seviyorum Türkiye, festival kapsamında sahnelenecek oyunlardan bazıları. Kalbime değdim nihayet, ne kadar özledim de gel. Önerilerimizi bir konserle noktalıyoruz. Müzik kariyerinin 10. yılını kutlayan Sıla, yoğun ilgi gören konser turuna İstanbul'un ardından Ankara'yla devam ediyor. Ünlü müzisyen yarın Ankara Kongresyum'da hayranlarıyla buluşacak. Öteler yakın olsun dostlar, bana hediye. Sevgili seyirciler, afişin sonuna geldik. Programımızın tekrarını ya da daha fazlasını izlemek isterseniz cnntürk.com adresine gidebilirsiniz. Size çok güzel, sanat dolu bir hafta diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.